Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen maddelere göre kooperatif bilgi sistemine kaydolmak için tanınan süreler uzatılıyor. Rekabet kurulunun kadro, ünvan ve dereceyi değiştirme yetkisine ilişkin düzenleme yapılıyor. Rekabet kurulu soruşturma yapılmasına karar verildiği tarihten 15 gün içinde tarafları bildirecek. Taraflar 30 gün içinde yazılı savunmalarını göndermelerini isteyecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili düzenleme yapılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün lisanslı depolarda depolanan ürünler için tahakkuk edilen ve aylık dönemlerde lisanslı depo işletmelerine ödenen depolama ücretleri askı süreci boyunca ödenmeyecek. Lisanslı depoculuk ücret tarifesinden belirlenen üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil edilen lisanslı depo işletmelerine 200 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar para cezası verilecek. 3 Mayıs 2024 tarihinden önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı aynı haklar ve kiracılık hakları ve bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacak. Anonim ve limited şirketlerinden en az sermaye tutarlarının altında kalanların intibaklarının sağlanması öngörülüyor. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri hakkında yapılan denetimlerin düzenlenmesiyle bu eylemler hakkında öngörülen idari para cezalarının arttırılması öngörülüyor. Bir takvim yılı içinde en az 3 kez idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri iş yerleri 6 güne kadar kapatılabilecek